Merhaba YouTube insanları. Odamı toparlıyorum ve sıra kitaplığıma geldi. O yüzden sizinle kitaplığımı düzenlediğim bir video çekeyim dedim. Ama elimde tripod yok. O yüzden bu nasıl olacak en ufak bir fikrim yok. Ve şu anda akşam saat 10-10.30. O yüzden ışıklandırma da çok kötü. Ama bayağıdır kitaplığıma dokunmamıştım. Düzenlememiştim. O yüzden bir düzenleyeceğim, bakalım nasıl olacak. Yapmak istemiyorum, çok üşeniyorum şu an. Ne kadar ertelersem o kadar yapmıyorum. O yüzden bugün yapacağım ve büyük ihtimalle buradan gidene kadar da bir daha dokunmayacağım. Akşamları illa sıcak bir şey içmem gerekiyor. Özellikle bir iş yapıyorsam bir şey içmem gerekiyordu, bir şey yemem gerekiyor. Sıralarda şeftali aromalı yeşil çaya taktım. Şimdi kettle'ı doldurup kendime çay yapacağım. Sonra görüşürüz. Herkesin bildiği gibi kitaplık düzenlemede yapılacak ilk şey kitaplığı boşaltmaktır. Gördüğünüz gibi boşaldı. Boşaltmak derken de her şeyi yatağın üzerine koymaktan bahsediyorum tabii ki de. Tabii ki kitaplık boşaldıktan sonra yapılacak ikinci şey o kitaplığı temizlemektir. Kitaplıklarınızı temizleyin, tozu tozu durmasın. Benim şu an çok tozlu. Evet. O kadar da tozlu değilmiş. Tozlu olup olmamız umurumda değil. Her zaman şu yanları da silmeye çalışıyorum. Yukarıları, şu garip garip yerleri, şuraları, şuraları, şuraları. Tozlu değil, toz yok ama yine de içimi rahatlatıyor. Şimdi sleepy zamanı. Gerçek temizlik. Evet, neredeyse hiç toz yok. Bu beni mutlu etti. Gerçi 3000 kere temizlediğim için de olabilir. Temizlendi. Benim merak ettiğim bir şey var. Siz ne sıklıkla kütüphanenizi topluyorsunuz, temizliyorsunuz? Gerçekten normal insanlar nasıl yapıyor bilmiyorum. Ben ne zaman aklıma eserse yapıyorum. Şimdi bu da ben diğer insanlar gibi değilim mimine dönecek ama öyle demek istemedim. Şimdi sonraki aşamaya sahip olduğunuz tüm kitaplara bakma. Ben bunları neden bende var diye düşünme aşamasındasınız. Mesela ben bu kitabı aldım çünkü sanırsam Amerikan edebiyatının önemli bir kitap ve bu bayağı eski bir kitap yani çünkü sahaftan aldım bunu, nadir kitaptan aldım, çok da uygun bir fiyata aldım. Oh, iğrenç kokuyor, 1975 basım, yani yine stili eski kitap kokuyor kokuyor ve ben bunu böyle açık havada okumak istiyorum. Garip bir şekilde bu eski kitapları, aynı şekilde bu da ve aynı şekilde bu da, bunları okurken ben hastalık kapacağımı düşünüyorum. Okuyamıyorum asla. Hatta elimi yıkamak istiyorum bunları dokunduktan sonra. O yüzden bunları böyle hiç görmediğim bir yere koyuyorum. Niye getirdiğimi de bilmiyorum. Kesin böyle okurum diye düşündüm. Bu arada bu kitap okudukça sayfaları yırtılıyor. 71. sayfada kalmışım. Şimdi ben burada da video çektiğim için ve otururken bazen video çekiyorum ve daha çok ikinci raf gözüküyor. O yüzden oraya okuyacağım ve sevdiğim kitapları koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Aklıma gelen ilk şey elimdeki dünya klasiklerini ve Türk klasiklerini yan yana koymaktı. Bakalım nasıl olacak şimdi burası. Gerçekten tripodun olmamasının zorluğu ama idare edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle dünya klasiklerini koydum. Yana da küçülen sırayla Türk klasiklerini koyacağım. Üst kat şimdi okuyacağım deyip okumadığım kitapları direkt eski haliyle koyacağım. Nutuk'tur, Türlerin Kökenleri, Üçüncü Şempanze'dir. Şöyle kitaplardan nefret ediyorum. Ve elimde onlardan çok var. Ve bunlar nasıl insanlar bunları nasıl koyuyor, nasıl güzel gözüktürüyor bilmiyorum. Ben sadece onları dik tutarak güzel durduklarını düşünüyorum. O yüzden onları yine dik tutacağım. Becerebilirsem. Aa, ben de diyorum bu kitap nerede? Bu kitabı da asla okuyamadım, devam edemedim. Kitaplardan birisi Çağrı Mert Bakırcı'nın Evrim Ağacı'nın Evrim Kuramları ve Mekanizması kitabı. İnşallah bir gün o da bitecek, okunacak diyelim. Evet, 23 Nisan videomda bahsettiğim çocukluk kitabım burada. Nereden nereye buluşlar. Onu da şuraya bir yere sıkıştırayım.
Önceki halinden daha düzenli oldu diyelim. Good Omens'ı ve Karamazov kardeşlere sıkıştıramamamı düşünmezsek. Kameraları sevdiğimi söyleyebilirsiniz. Sanırım her yerden bir tane kamera fışkırıyor. Evet, böyle. Taplık düzenlemek gerçekten çok yorucu bir iş. Bunu sürekli yapan varsa tebrik ederim. Ama ben yoruldum gerçekten. Bir daha da düzenlemem galiba. Böyle düzen tutmaya çalışacağım umarım. Bir sonraki cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.